bulmak zorunda değiliz. Elbette hepimiz aynı partiye oy vermek durumunda değiliz. Tek renk, tek karar, tek düşünce biçimi onun olduğu yerde zaten verim olmaz. Ee, sizinle aynı siyasi görüşte değilim ama az evvel e, İzmir saldırısı ile ilgili anlattıklarınız için teşekkür ederim diyen izleyicimiz var. Böyle böyle durmak zorundayız. Yan yana durmak zorundayız. Bu şekilde aşacağız karanlıkları. Gülçin Hanım, bize her akşam tweet atar Gülçin Hanım. Çiftçi kendisi, tesettürlü bir izleyicimiz. Bazen aynı fikirde oluruz, bazen olmayız. Soruyor, merak ediyor. Diyor ki, Demirören grubu ve Ziraat Bankası hala bir açıklama yapmadılar, değil mi? Bizim paralarla ilgili, bizim 750 milyon dolar ne oldu? Onu bir daha sorar mısınız? Diyor. Sorarız elbette. Ali Bey tweet atmış, Bursalı izleyicimiz. Diyor ki, denizi öldüren eski sağlıkçı deniliyor. O cani'nin Suriye'de ne işi varmış acaba? elinde silah. Ne için savaşıyormuş orada? Bunların sayısı nedir? Bunların orada işi bitti, Türkiye'ye mi döndüler? Şimdi yeni bir görev mi veriliyor bunlara acaba? Bunları kim araştıracak diye soruyor. Elbette bir mahkeme salonu değil burası, bir televizyon stüdyosu. Ama gücümüzün farkındayız. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalıyız ve Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalında ana haber bülteni yapıyoruz. Elbette bu büyük bir güç ve aynı zamanda sorumluluk. Gazetecilik biliyor musunuz mesafe koyma sanatıdır. Çok sevdiğim bir sözdür. Haber kaynağınızla aranıza mesafe koyacaksınız. Siyasetçilerle aranıza mesafe koyacaksınız. Abla, abi diye dahi hitap edemezsiniz. Bey, sayın neyine ne etmiyor? Bir iş adamını telefonla arayıp 10 milyon avro göndermezsen, gönderirsen tamam o iş bende. Ankara'da bir klik var. Onlar senin peşine düşmüş. Ben seni onlarla ara buluculuğunuzu yaparım, kurtarırım. Şu parayı gönder. Ben de yedi emin sayılırım. Bende duracak bir müddet. Demek nedir? Bunun adı gazetecilik değildir. Ve bu kişi gazetecide değildir aslında. Açıkça ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Yarın buraya gelecek. Karşısında İsmail Saymaz olacak, oturacak. Ben adım gibi biliyorum ki İsmail Saymaz sorulması gereken her şeyi eksiksiz soracak. Öyle. Kaçamak yanıtlar. Çocukluk anıları. Çocuklarım üzüldü. Yok öyle. Zaten kabul etmezdi. Demek ki söylemek istediği bir şeyler var. Buyursun bakalım. Söylemek istediği şeyleri söylesin bakalım. Bu haberciliktir, bu gazeteciliktir. Genel yayın yönetmenimiz Suat Toktaş duyurdu. Yarın akşam saat 20'de Veys Ateş İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak. Teke tek etek yapılacak program. Çok kalabalık olunca ne olduğunu Süleyman Soylu yayınında gördük çünkü. Olmuyor. Sınırlı süre, kalabalık yayın ne anlatıyorsunuz sigorta sesiymiş. Hayır öyle değil öyle değil. Sorulacak ben adım gibi eminim. İsmail Saymaz da soracaktır. Aklamak için mi ne münasebet? Neyi aklanacak bir vaziyeti mi kalmış? Ne diyeceğini gerçekten ben de merak ediyorum. Bundan sonrası, bundan sonrasının savcılara intikal etmesi gerekiyor ki zaten. Ne düşünürsünüz bilmem. Bugün nihayet Habertürk televizyonuyla ilişiğini kesmiş. istifası geldi. Bugün istifa etti. İstifa etti. Kovulmadı. Ben ben gidiyorum dedi. Yani açıklama yapmaktansa istifa etmeyi tercih ederim dedi. Bugün o da kanalın ayıbı olmuş. Yani bu, bu saate kadar bekleyip de istifasını savunma beklemişler efendim. Neyin savunmasını beklediler?se Yarın gelecek bakalım. Burada görürsem de herhalde şu koridorda falan karşılaşırız bilmiyorum. Gazeteciliğin yüz karası. Mesleğimizin adını kötüledi. Karaladı. Basın tarihinde bir örneği daha yok. Bu dindar grup AK Parti'nin falan çok daha öncesinden bahsediyorum. Habertürk Televizyonu programcısı ve haber sunucusu Veys Ateş kendisine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapmadan istifa etti. Akşam başım yastığa rahat koyamayacağım bir şeyim olmadı. Ateş'in Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tektağ'ı aradığı bildirildi. Sözcüye konuştu Kenan Tektağ. Biraz önce Veys Ateş aradı. Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum dedi. İstifası kabul edilen Ateş, Habertürk televizyonu ile yollarını ayırdı. Habertürk bir defa kurumsal olarak burada temsil etmiyorum. Ben bir... Ciner Medya grubu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veys ateşle ilgili geçtiğimiz günlerde savunma istemişti. Uzun süre kamuoyuna açıklama yapmayan Ateş'in savunma vermek yerine istifa etmesi ise dikkat çekti. Akşam başım yastığa rahat koyamayacağım bir şeyim olmadı. Biraz anlatalım arkadaşlar. Halk TV ekranında ne işi var Veysel Ateş'in diyorlar da. Haberdir, söyleyecekleri de önemlidir. Bu ayrı. Ama biraz konuşalım. Şuraya da Veysel Ateş'i verirseniz ben sevinirim. Bugüne kadar açık açık bu ekranda neler söyledik hakkında. Söylemediğimiz kalmadı. Buraya gelirken herhalde kendisini aklayacağını, işte bir PR çalışması yapacağını falan düşünmüyor. Karşısında da İsmail Saymaz var. Bu röportaj için görüşmeler yapılırken de Veysel Ateş'le ilgili her iddia Halk TV ekranındaydı. Kendisi bunu biliyor ve izliyor günlerdir. Türk kaç gün bekledi? Görevine son vermedi. Bugün istifasını sundu. Yarın da burada konuşmaya geliyor. Sonra da savcılar herhalde devreye girecektir ve soracaktır. İstifa ettikten sonra konuşuyor. Bu da sorulacak kendisine yarın akşam ben eminim. Niye istifa ettikten sonra konuşuyorsun? Bir hafta e, ya, yakın süre ne bekledin konuşmak için diye. Bir de Sezgin Baran Korkmaz konuşmama kararı almış. Onu Oda TV duyurdu. Sezgin Baran Korkmaz konuşmayacağım bu konularla ilgili diyor. O da TV'yi duyurdu. Şimdi o konuşmayacağım dedi diye mi sen buraya konuşmaya geldin? Bu da sorulacak. Sorulacak. İsmail Saymaz çok eleştirildi Süleyman Soylu'nun yayınında. Merdan Yanardar'la birlikte siz konuşturulmadınız o yayında. Niye çıktınız şimdi bu yayına diye. Yarın da İsmail Saymaz için de açıkçası bir fırsat. Soracaktır diye düşünüyoruz. Elbette siz değerlendireceksiniz. Ne soruldu ne sorulamadı siz değerlendirileceksiniz ama bu röportaj önemlidir. Ve bu röportajın yapıldığı yer de önemli. İyi ki bağımsız, tarafsız, halktan yana taraf haber kanalları varmış, değil mi? Kendini ifade etmek için. Hadi gitseydin CNN Türkiye, hadi gitseydin Haber Türkiye, NTV'ye olmadı, değil mi? Halk TV'de yarın soruları yanıtlayacak. İyi ki halkın ekranı var, iyi ki Halk TV var. Daha ne diyeyim? Yarın yapılacak bu program pazartesi akşamda konuşuruz yankılarını, tepkilerini, etkilerini. Türkiye'nin haber kanalında, halkın ekranında, Halk TV'de, halkın yanında, adaletsizliğin karşısında, haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında yayın yapılır. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle olacak, hiç endişeniz olmasın. Halk bir kuru ekmeğe muhtaçken ya ne anlatıyorum bültenin ilk yarım saatinde annesinin çalıştığı çay ocağına annesinin yerine giden bir kadının katledildiğinin haberini verdim. Halk bir dilim ekmeğe muhtaçken birileri de farklı farklı yerlerden maaş alıp gözümüzün içine bakarak oh iyi oluyor bizim hakkımız bu huzur hakkımız diyorlar. Huzur hakkı adı altında para alan var. Farklı yönetim kurullarına girmiş, bankacılıktan anlamaz, banka yönetimine girmiş. Alacağız tabii, siz mi alacaksınız diyorlar. 100 bin lira aylık maaşı alan var. Mecliste de tartışılıyor efendim. Muhalefet kamuda çifter çifter maaş alanların peşinde ve mecliste de gündeme getirdi bu konuyu. AK Partili yetkililerin hepsi çift dikiş, üç dikiş maaş almaya vatandaşın hakkını yemeye devam ediyor. Kamuda çifter hatta üçer beşer maaş alanların muhalefet peşinde. Yiğit Bulut var. Ve hala da yönetim kurulu başka yönetim, yönetim kurulu üyesi. Başka Farik Kasırga var. Daha pek çok isim var. AKP'nin sarayın yakınındaki isimler. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün bir bankanın yönetim kurulu üyeliğinden aldığı üçüncü maaş iddiaları kit komisyonunda tansiyonu yükseltti. Bazı insanlar üç yerden beş yerden maaş alırken pırıl pırıl gençler iş bulamıyor bu ülkede. Yok böyle bir şey ya. Şakir Ercan Gül'ün 3 maaş iddialarına bankanın genel müdüründen yalanlama geldi. Genel müdür Ali Güney, yönetim kurulu başkanı Şakir Gül'ün Exim Bank'tan herhangi bir yönetim kurulu ücreti almadığını söyledi. İsim verdi. Bakın araştırın arkadaşlar. Siz hep olamaz olamaz deyip geçiştiriyorsunuz. Araştırdınız evet. Meclis Genel Kurulu'nda ise gündem Türk Telekom'un özelleştirilmesiydi. İyi Parti Türk Telekom'un satışında kamu zararı var mı araştırılsın dedi. Komisyon kurulması için önerge verdi. 10 milyar dolar zarara uğrattınız Türkiye. Ye. 10 milyar dolar arkadaşlar. Koskoca ülke olarak bir şirkete dolandırıldık biz. Türk Telekom'un içini tamamen boşaltırken binalardan bakır kablolara kadar her şey göz göre göre satılırken bu satıştan, bu alışverişten kimler maddi kazanç sağladı? Türk Telekom yıllar itibariyle güçlenmeye, finansal finansal performansını artırmaya devam etmiştir. Bir soygun varsa o soyguna siz sessiz kalıyorsanız ya ahmaklığınızdan yol verirsiniz ya ben görmedim, bilmedim, ilgilenmiyordum dersiniz ya da suçun ortağısınızdır arkadaşlar. Hiçbirisi ahmak da değildir, hırsız da değildir. Ancak kürsüye çıkıp kendinizi tarif ediyorsanız buna da diyebileceğimiz bir şey yok. Eski Ulaştırma Bakanı AKP Milletvekili Ahmet Arslan iddialara böyle yanıt verdi. Ama ben... Belki...